Kazım, bizim araba Triptronic mi? Yok abi. Ha. Abdüley'in köylüydü. Şimdi hatırladım. Abi trip attığım yok. Bir daha sen ne yapacaksın acaba? Gerçi sen de haklısın. Kardeşim, kaderin bir tuhaf yazılmış. Sultanın rahmetli kocası senin yüzünden ölür. Ebru yengenin babasını sen öldürürsün. Aman Kazım, akrabalarına söyle Almanya'da kalsınlar. Abi dalga geçecek başka bir konu yok mu? Yok oğlum, niye dalga geçeyim? Seni yumuşatıyorum. Barut gibisin. Bana bak, bu katil psikolojisini üstünden at. Yarın öbür gün yengeyle yüz yüze bakacaksın. Kazım, böyle durumlarda Avrupa'da ne yapıyorlar? Psikiyatriste gönderiyorlar abi. Abdüley, seni psikiyatriste mi göndersek? Bak, Kazım iyi gelir diyor. Abi, ölüm kader. Ama yalan söylemek yanlış. Yarın öbür gün yenge öğrendiğinde ben nasıl yüzüne bakacağım? Geçip karşısına anlatsaydık ya, böyle böyle oldu. Ercüment ateş etti, ben de vurdum diye. Usta bir karar verdi, biz de uymak durumundayız. Doğru ya da yanlış. Niye zahmet ettin evladım? Ne zahmeti anne? Birader, mematilere sorduğum bir şey söylemediler. Hadise tam olarak nasıl oldu? Şimdi konuşulacak konu mu bu Hikmet? Taziye evinde iki şey konuşulur. Rahmetinin ne olduğu, nasıl biri olduğu ki onu biliyoruz. Bir de nasıl gitti? Gladyocular pusuya düşürdü bizi Hikmet. Madem onlarla arası iyiydi, niye vurdular Ercüment'i? E konuşmasın diye abla. Öyle mi Polat? Evet. E tabii bu keyfi de onlara bırakmamak lazım. İntikam almak lazım. Gerçi sen de haklısın. Hangi birinden intikam alasın? Memleketi bu hale düşürenlerin tamamı gladyocu. Bizim evimizi basan İskender de mi bunlardan? Kralı. Ama anlaşılan onu da tahttan indirdiler. Ben müsaadenizi istiyorum. Aklın hiç bende kalmasın canım. İstersen gece gündüz hiç gelme. Yeter ki babamın intikamını al. Fitre vermiyorlar, zekat vermiyorlar. E o zaman çek hal elinden geçsin çantayı. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Küçük İskender Hanım, sen de hoş geldin. Sefalar getirdin. Adım Funda. Vallahi bizde evlenene kadar kızların isimleri yoktur. Yani önce babalarının, ondan sonra da kocalarının isimleri... Efendim, yani ben babanıza hürmeten ele söyledim. Yoksa benim için kadınların her biri birer mücevherdir. Okul mu burası? Dershane mi, atölye mi, nedir?
Cevher, küçük İskender hanım sana bir şey sorayım. Zaza dayı buradaki gençlerin koluna altın bilezik takıyor. Zanaat sahibi yapıyor. Hayır işi yani. Hayır. Hayır, hayır. Bizim hayırla işimiz olmaz. Benim adım Şeref. Ama sen uzun uzun konuşup o tatlı dilin yorma. Kısaca Şero de. Yani Şer o. Oğlum, küçük İskender hanımın eşyalarını alın, alın. Çantayı da al. Al, 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 al. Sayın Büyük Funda Hanım'ı yanınızdan ayırmamanızı söyledi. Tamam, tamam. Hepsini bana söyledi. Sen büyüyede ki o dediği işi de merak etmesin. Ben hallettim. Oğlum oturun oturun. Yiyin, soğutmayın. Oturun. Dayı, neye göndermiş bu kızı? Ne yapayım yavrum? Gelin edin diye göndermiş. Hani bizde boğa çok ya. Bu evde kalmışı kim alır dayı? Allah Allah. Cevherime bak. Niye gönderecek oğlum? İskender büyük adam. Hele bana de. Sen hasmının kızını arasan. Hiç buraya bakmayı akıl eder misin? Hı? Dayı topları getirdim. Pimpon mu oynuyorsunuz? Oğlum, Cevherim, bu pimpon topları, Cevherim, ciplerin kapısını açıyor mu? Yok dayı. Lüküs arabaların kapısını açıyor mu? Yok dayı. Oğlum, para etmiyor yerli araba. Nedir senin bu yerli malı hastalığın? Ya dayı, memleketime ihanet etmiş gibi hissediyorum kendimi yerli dururken yabancıyı çalınca ha. Allah Allah. Hırsız mısınız siz? Tövbe de küçük İskender hanım. Bizim semtimize hırkızlık uğrayamaz. Araba çalıyorsunuz. Kim söylemiş? Kim söylemiş bir iftira ediler. Biz memleketimize döviz kazandırıyoruz. Robin Hood gibi yani. Zenginden alıp fakire vermece. Yok yok. Daha çok Zoro. Zeze. Zaza. Hı? Bana silah kullanmayı öğretsenize. Hay senin gözün yağını yiyeyim kız. Bize böyle şeyler söyle. Ödüm koptu vallahi. O concondan moncondan sorguya çekeceksin diye. Cevap! Ulan git, git mavzarı getir, git mavzarı getir.